Urfa mücadelemiz açısından da önemli bir yer. Hem kadın özgürlük mücadelemiz hem özgürlük mücadelesi açısından önemli bir şehir. Bu şehirde güçlü örgütlenmek, demokrasi ve özgürlük mücadelesini güçlü vermek Türkiye ve Kürdistan geleceği açısından önemli bir yer. Kürdistan ve Türkiye açısından çok kritik bir süreci yeniden yaşıyoruz. Kürt halkına karşı dayatılan siyasi soykırım operasyonu, Kürtlere karşı uygulanan sömürge hukukuna karşı bizler demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürekli yürütmek zorundayız. O açıdan yerel seçimlerde belediye eş başkanımız da burada, yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarı sadece belediyeleri almak anlamında değil, yerel demokrasiyi geliştirmek açısından da çok kıymetli ve önemli. Yani biz klasik anlamda devletin bize dayattığı belediyeciliği aşmak ve özgür bir belediyeciliği geliştirmek zorundayız. Yerel demokrasiyi birlikte inşa etmek zorundayız. Kadınlara yönelik saldırı, şiddet, kadın emeğinin sömürüsü, kadın bedeninin sömürüsü ciddi anlamda Türkiye'de ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Aslında eskiden de böyleydi ama şiddet hiç bu kadar toplumsallaşmamıştı sanırım. Kadınlar, çocuklar bu kadar şiddete maruz kalmamıştı. Düşünün, bu ülkede 2 yaşındaki bir bebeğe tecavüz edilebiliyor ya. Korkunç bir durum. İşte yanı başımızda Kürdistan'dan Narin katledildi. 8 yaşında bir çocuk. Yani ve sadece Narin'in katledilmediği, orada başka kız çocuklarının da aslında katledildiğini görüyoruz. Sadece işte Narin şahsında yaşanan bir mesele değil, diye hepimizin içerisinde olduğu ciddi bir şiddet. Üstelik şiddet, eskiden sadece kadına yönelik şiddeti konuşurduk, şimdi sokak ortasında şiddeti konuşuyoruz artık. Yani çünkü Türkiye devletini demokratik hukuk düzeninden uzaklaştırdılar. Eskiden demokratik hukuk düzeni mi vardı diyeceksiniz ama en azından biraz daha hukuk düzenine uygun bir sistemdi ama şimdi mafya düzenine dönüştürdüler. Dünyanın bütün kaçakçıları, uyuşturucu tacirleri, bilmem hepsi Türkiye'de çok rahat pasaport alabiliyorlar. Mafya liderleri Türkiye'de. Bütün bunu yaratan işte AKP, MHP, Ergenekon ittifakının yarattığı siyaset ve bu siyaseti ne üzerine kurdular? Kürtlere karşı kurdukları ittifak üzerine, Kürt düşmanı politikalar üzerine kurdular. Yani bir yerde hukuksuzluğa yol verince, adaletsizliğe yol verince sevgili arkadaşlar, bunun devamı geldi. Toplumda çok ciddi bir çürüme, yozlaşma haliyle karşı karşıyayız. Bundan çıkışımızın da tek yolu var. Mücadele etmek, örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Yani biz böyle başka bir yaşam istiyorsak, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma diyorsak, o zaman onun gereğini yerine getireceğiz. Bakın bugün Jinjiyan azadi felsefesi bütün dünyada, değil mi, temel slogan haline gelmiş durumda. İşte tam da AKP'nin saldırısı kadın özgürlük çizginize yönelik bir saldırı. Ve Kürt halkının kendi kaderini tayin etme, kendi geleceğini belirleme, kendi dilini, kimliğini, kültürünü özgürce kullanması yönünde yürüttüğü siyasete yöneliktir. Devletin, AKP'nin kurduğu Cumhur İttifakı o açıdan stratejiktir. Yani AKP ikinci cumhuriyeti kurmak istiyor, ikinci cumhuriyetin anayasasını yapmak istiyor ve bunu da Kürtsüz, kadınsız ve Alevisiz yapmak istiyor. Bu kadar net. Bunun için de Kürtlerin her türlü kazanımlarını kendilerine tehdit olarak görüyorlar. İşte yanı başımızda Rojava'yı, Rojava'daki bir seçimi bile kendisine tehdit olarak algılıyor. Ya da işte Rojava diyor, Rojava'dan Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadığı halde burayı bir tehdit olarak görüyor. İşte Güney Kürdistan'a ilhak ediyor, böyle işgali geçmiş durumda gidip oraya yerleşiyor. Peki niçin? Gerçekten bütün bunları soruyorsunuz. Gerçekten bir güvenlik tehdidi mi var? Yani Kürtlerden Türkiye'ye karşı bir güvenlik tehdidi mi var? Hayır. Mesele o değil. Mesele Türkiye'nin Kürtlere karşı yürüttüğü inkar, imha ve asimilasyon politikasının güncellenmiş olmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'la diyalog ve müzakere sürerken neden aynı anda Milli Güvenlik Kurulu'nda çöktürme planı devreye koydular? Değil mi? Siz müzakere yürütüyorsanız sorunu çözmek istersiniz. Her zaman AKP'liler diyor ya, yok işte biz bozmadık barış sürecini, HDP'liler bozdular, DEM Partililer bozdular, Hendek Barikat olayları yaşandı, o yüzden
Bunların hepsi kocaman bir yalan sevgili arkadaşlar. Bunların yalan olduğunu nereden biliyoruz? Görüşmeler yapıldığı sırada 2014 yılında Sayın Öcalan'la diyalog kurulduğunda Milli Güvenlik Kurulu 2014 yılının son Milli Güvenlik Kurulu'nda bu devlet çöktürme planını konuşuyordu yani. Bunu mahkemede de defalarca ifade ettik. Çöktürme planını konuşurken bir yandan siz Kürtlere karşı çöktürme planı hayata geçirirken bir yandan barış yapabilir misiniz? O yüzden de aslında niyetleri barış yapmak değil, niyetleri tasfiye etmek amaçlı olduğu için süreç başarıya ulaşmadı. O yüzden de, ama istediği sonucu da elde edemedi. O yüzden de masayı devirdiler. Tabii burası aynı zamanda Sayın Öcalan'ın memleketi. Mekan zaman bazen önemlidir yani. İnsan o mekana zamana ne anlam katıyor? Bunu şu anlamda söylüyorum. Yani değişimin, itirazın, isyanın da adıdır aslında. Bu coğrafya değil mi? İbrahim Peygamber de burada çıkmıştır. Mevcut olanı, diyelim ki o gericiliği, yobazlığı kabul etmemiştir. Bir yürüyüş yapmıştır ve halkına öncülük etmiştir. Sayın Öcalan da Kürtlere karşı dayatılan inkar, imha ve asimilasyon politikasını kabul etmemiştir ve burada bir çıkış sağlamıştır. Belki Urfa'da daha çok aydın var, başka şeyler de var ama bu çıkış önemlidir. Bakın bugün bu çıkış Türkiye'de Kürt halkı için, Orta Doğu halkları için yeni bir şey yaratmıştır. Bugün dünyada birçok akademisyen, felsefeci, bilim insanı Sayın Öcalan'ın görüşlerini tartışıyor. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmayı tartışıyor. Bunun gerçekten kapitalist moderniteye karşı nasıl bir alternatif bir sistem olabileceğini tartışıyor. Ama Türkiye ne yapıyor? Sayın Öcalan'ı ağır tecrit koşullarında tutuyor. Mutlak tecrit koşullarında tutuyor. Neden? Çünkü Sayın Öcalan'ın sesinin topluma yayılması barış umudunu geliştirecek. Çünkü Sayın Öcalan ilk çıktığı andan itibaren arkadaşlar okumuştur. Hep Türkiye halklarıyla birlikte demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek, halkların eşitliği ve özgürlüğüne dayalı demokratik özgürlükçü bir sistemle sistem için mücadele etmiştir. Yani sadece Kürt halkı için değil, evet ama Kürt halkının da özgürlüğünü savunmuştur. Belki Kürdistan sömürgedir yaklaşımla Mahir Çayan belki ilk söyleyen ama bunu siyaseten somutlaştırıp mücadelesini yürütendir. Kürdistan'da sömürge hukukunun uygulanmasına itiraz etmiştir yani. Dolayısıyla bakın ama sonuç itibariyle Orta Doğu halklarının eşit, özgür bir şekilde bir arada yaşayabileceği bir formülasyon da bulmuştur. Ulus devletin insanın başına bela olduğunu ifade etmiştir ama demokratik ulusun insanlığı yücelteceğini söylemiştir. Neden? Ulus devletle demokratik ulus arasında fark nedir arkadaşlar? Ulus devlet tek, mesela diyor ya Türkiye'de yaşayan herkes Türktür. Değildir kardeşim, Türkiye'de yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, evet. Ama Kürttür, Araptır, Lazdır, Çerkezdir, Komaktır, Azeridir, Çerkezdir. 36 farklı etnik gruptan halk yaşıyor. Bakın demokratik ulus tam da bunu ifade ediyor. Diyor ki yani sen bir ulusa üye olabilirsin. Demokratik ulus demek ama ulus devlet tekçidir. Demokratik ulus çoğalcudur. Yani ulus devlet sadece Türklüğü öne alıyor. Türk sünni erkeği öne alır. Ama demokratik ulus değil mi? Bütün halkları, bütün inançları, bütün renkleri, kimlikleri özgürce yaşayabileceği bir sistemi öngörür. İşte bunların tartışılmasın diye, bunların tartışılmasının Türkiye'ye ne zararı var ya? Yani? Türkiye'de gerçek, demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapılabilmesi için öncelikle Kürt sorunu çözülmesi gerekir. Kürt sorunu çözülmeden, Kürt sorunun barışçı çözümü olmadan yeni bir anayasa yazılmak mümkün mü? Zaten bugün rejimin krize girmesinin nedeni Kürt sorunu değil mi? Bugün ekonomik siyasi krizin nedeni Kürt sorunu değil mi? Devletin yürüttüğü savaş politikaları değil mi? O zaman siz Kürt sorunu çözmeden, Kürtlerin hak ve özgürlüklerini tanımadan, güvenceyi almadan nasıl yeni bir anayasa yazabilirsiniz? Bunu yapabilmek için, Kürt sorunu çözebilmek için de muhataplarıyla tartışmanız lazım. Ama muhatabı ne yapmışsınız? İmralı'da ağır tecrit koşullarını almışsınız. Burada tek bir kriter olması lazım. Sorunun şiddet yöntemiyle değil, barışçıl yöntemlerle çözülmesini savunmak. İşte barışın yolu da İmralı'da geçiyor. Biz de onu söylüyoruz. Biz buradan bir çıkış arıyoruz. Sorunlarımız var ve sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Sorunlarımızı çözmek için de örgütleniyoruz. Partimizin en temel görevlerinden birisi de bu. Sanırım 13 Ekim'de Diyarbakır'da bir miting yapılacak.
tecride karşı. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye halklarının buna katılması gerekir. Sadece Kürtlerin değil aslında, barıştan yana olan, özgürlüklerden yana olan, gerçekten Türkiye'de bu gidişata dur demek isteyen herkesin bunu bir barış şölenine de çevirmesi gerekir. Yani tecrit bir insanlık suçudur. Türkiye yasaları, kendi yasalarını ihlal ediyor. Evet, bunları söyleyelim. Ama aynı zamanda bu barış için, çözüm için de bir alan olmalı. Bu vesileyle 13'ünde yapılacak mitinge de sanırım herkes katılacaktır. Dinlediğiniz için de, sabrınız için de çok teşekkür ediyorum.